Ekonomist Çoban herkese merhaba diyor. Bugün size sizin matematiğe bedenci mi giriyordu dedirtecek bir matematik hesabıyla aslında doları, altını olanları çok ilgilendiren önümüzdeki dönemde ne olacak acaba sorusunun cevabını arayacağız. Fakat biraz daha tersten bakacağız. Beni biliyorsunuz, ekonomi yorumları yaparken size herkesin söylediklerini söylemiyorum. Çünkü herkesin söylediklerini zaten herkes söylüyor. Ben biraz daha arka planda kalmış. Aslında incelenmesi gereken ama incelenmesinin çok da süslü olmadığı fakat hikayeyi tamamen değiştirecek ya da hikayenin yönünü belirleyecek hesapları anlatıyorum. Onları anlatmaya devam edeceğim. Şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu ve bu ayrıntıların aslında bütün projeksiyonu nasıl etkilediğini birlikte konuşacağız. Videoya başlamadan önce biliyorsunuz sponsorumuz Türkiye'nin güvenilir kripto marketi Bitlo. Bitlo sponsorluğunda bir kampanya yapıyoruz birlikte. Bu videonun aşağısında açıklama bölümünde ya da yorumlarda en üstte de bir yorum yazıp sabitleyeceğim bir referans linki var. O referans linkini tıklayarak kayıt olduğunuz ve TCKN doğrulaması yaptığınız takdirde Bitlo'dan hesabınıza 24 saat içerisinde 200 Holocoin, o kısaltması HOT olan Holocoin eklenecek. Bu kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki linkten, referans linkinden kayıt olup TCKN doğrulamanızı yapmak. 24 saat içerisinde hediye coinleriniz hesabınıza yüklenecek. Açıklama kısmında bir Telegram grubu linkimiz var. Telegram grubuna da katılırsanız şayet biz oradan bildirimleri yolluyoruz. Canlı yayın yapacağımız zaman yarım saat, bir saat önceden şu saatte canlı yayınımız var diye bildirim yolluyoruz. Yeni video çıktığımız zaman video bildirimlerini yolluyoruz. Ara sıra da ufak tefek duyurular yapıyorum ben oradan. Telegram grubumuza da katılırsanız seviniriz, sizin de faydanız olacaktır. Gelelim konuya. Konu aslında şu. Son dönemde neyi konuşuyoruz? Alameti farika olarak karşımıza çıkarılan bir yeni hesap türü var. Dövize endeksli Türk Lirası mevduat hesabı. Bu hesap açıklandığı günden bu yana hikayeyi başka bir yere evrilmiş gibi görünüyor. Doğrudur. 18 lira olan dolar bu hesabın açıklanmasıyla birlikte tabii tırnak içerisinde arkada başka şeyler de olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü sadece bir açıklama doları 18 liradan 11 liraya düşüremezdi. Ve herkesin ya bu yeni mevduat hesabı durumu nereye getirecek diye konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz. O dönemden sonra da nispeten daha sakiniz. Sakiniz demek bizim Türk lirası için pek mantıklı değil aslında ama en azından nispeten sakiniz diyebiliriz. Hala çok volatiliz, hala çok güvensiz bir para birimimiz var, hala risk birimimiz 500'ün üstünde. Dolayısıyla biz aslında görece sakin durumdayız. Sakinliği de şöyle açıklıyoruz, yani 13-14 lira arasında dalgalanan kura biz sakin diyoruz. Aradaki 1 liralık marja rağmen. Neyse gelelim konuya. Konu şu. Yaklaşık 15-20 gün önce ben bankaları ziyarette bulundum. Çünkü benim için en temel veri televizyonda duyduklarımdan ziyade gerçekte olan, reelde olan veriler. Mevduat faiz oranlarını sorguladım. Kredi faiz oranlarını sorguladım. Hem bireysel tarafta hem de ticari tarafta. 15-20 gün önce sorguladığım, yaptığım araştırmada şöyle bir sonuç vardı. Bir kenara şunu yazalım. Politika faizimiz en son yapılan indirimle birlikte %14. Bunu aklınızda tutun. Peki bu %14'ü birazdan anlatacağım hikayenin neresinde göreceğiz ya da görebilecek miyiz? Soru olarak en başta bunu tutalım. Banka dedi ki bana, eğer mevduatın varsa ve getirirsen, yılbaşının hemen arkasıydı. Mevduatın varsa ve getirirsen sana %23 hatta meblağa göre %24 faiz verebilirim. Mevduat faizini kenara yazdık. %23-24. Peki dedim ben, ticari kredi almak istersem ne vereceksiniz? Ticari kredi istersem %30'dan kredi verebiliyoruz dediler. Bunu da kenara yazdık. Bireysel kredi istersem de işte %32-33 gibi bir kredi marjı söylendi bana yaklaşık 15 gün önce. Bugün aynı oranlar neye gelmiş diye kontrol edersek mevduat faizleri %23-24'ten %20'lere %19'lara düşmüş durumda. Diyeceksiniz ki işte politika faizi aşağı geldikçe mevduat faizi belki aşağıya gelmiştir. Bakacağız. Peki madem öyle o zaman ticari kredilerde ya da bireysel kredilerde de aynı durumu görmemiz lazım.
Bugün eğer bir ticari kredi isterseniz %40'ın üstünde. Şirketlerin kullandığı işte rotasyon kredileri %45, %46. %14 olan politika faizini şimdi tekrar hatırlayalım. %14 nerede? %45, %46 nerede? Bireysel krediler %40 ve üstünde. Mevduatlarda %20 ve altında. Şimdi videonun başında konuştuğum şey vardı ya hani sizin matematiğe bedenci mi giriyordu? Şimdi bu sonuçları ben size 15-20 gün önce böyle olacak desem bana derdiniz ki sizin matematiğe bedenci mi giriyordu? Ya da dünyanın herhangi bir yerinde matematikle ilgilenen ya da ekonomiyle ilgilenen birisine sorsanız politika faizini %14'e düşürdük. Sonraki 15-20 günde olanlar bunlar diye kimsenin açıklayabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Bunun pratikte nasıl olduğunu anlatmak gerek aslında. Çünkü verdiğim rakamlar sadece rakam. Hikaye nereden nereye evrildi bilmiyoruz. Pratikte şöyle oluyor. Bunun olma sebebi. Biraz çetrefilli, biraz dolambaçlı ama maalesef böyle oluyor. Politika faizleri %14 diyorlar ya, siz ona hiç bakmayın. Dövize endeksli mevduat hesabı tuttu mu tutmadı mı? Bunu bir konuşalım demiştik. Hatırlar mısınız canlı yayınlarda? Ben şöyle dedim. Biraz beklemek lazım. Tutacak mı, tutmayacak mı, ne kadar tutacak görmek lazım. Ona göre bir karara varmak lazım. Dövize endeksli mevduat şu ana kadar tutmuş görünmüyor. İlgi var mı? Evet var. Ama ilginin nereden geldiği çok önemli. Gördüğüm kadarıyla ilgi, açıklananlar da bunu destekliyor tabii. İlgi aslında insanların döviz bozdurup dövize endeksli mevduata gitmesi üzerinden gerçekleşmiyor. Duyduğum kadarıyla döviz bozdurup dövize endeksli mevduat hesabına geçenlerin oranı %3. Geri kalan %97 nereden geliyor diye insanın aklına geliyor. Hemen söyleyeyim, Türk lirası mevduatlarından. Türk lirası mevduatta duranlar, aa böyle bir fırsat var. Ben artık döviz mevduatına, dövize endeksli mevduata geçersem en azından döviz riskimi de ortadan kaldırmış olacağım diyor. Ve zaten Türk lirasında olanlar dövize endeksli Türk lirası hesaplarına geçiyorlar. Asıl tehlike de zaten burada başlıyor. Bu demek oluyor ki sistemi kurarken hedeflenen şey aslında gerçekleşmiyor. Sistemin en tehlikeli noktası olan döviz yarın öbür gün patlar giderse kamuya yansıyacak olan bu zararın miktarı. Yani insanlar Türk lirası mevduattan yine döviz endeksli Türk lirası mevduata geçiyorlar. Yani döviz patlarsa bunların hepsi döviz farkını çatır çatır kamudan alacaklar. Asıl tehlike şu. 15 gün önce bankaya gittiğim zaman banka mevduat toplamak istiyordu. Bir banka mevduat toplamak isterse bu isteği de ne kadar artarsa mevduat faizlerine yansıtır. Yani eğer bana çok para gelsin diyorsa faizlerini artırır. Faizlerini artırdığı için de insanlar gider o bankaya yatırır. Peki bir banka mevduat faizlerini niçin düşürür? Artırdıktan hemen sonra. Az önce söylediğimin tam tersi söz konusu. Artık Türk lirası mevduata doyduysa, elindeki Türk lirasını ne yapacağını bilmiyorsa ve artık daha fazla paraya da ihtiyacı yoksa mevduat faizini daha az faiz vererek, daha düşük faizle borçlanmak için daha az faizli mevduata yansıtır. Yani %23-24 diye bahsettiğim mevduat faizleri %20'lere, %19'lara iner. Önümüzdeki günlerde bu oran daha da düşüyorsa anlayın ki bankalar paraya, Türk lirası cinsinden paraya doymuştur. Buraya kadar okey miyiz? Peki bankaların paraya doyduğunu düşünüyorsak, bankaların kasaları Türk lirası mevduatla doluysa, normalde bir banka ne yapar? Elindeki mevduatı piyasaya kredi olarak pompalamak ister. Ve bu durumda kredi faizlerini düşürür ki kredi vereceği insanlara çekebilsin. Yani şu hesaba göre olması gereken şey kredi faizlerinin düşmesidir. Ne dedim videonun başında? %30'lardan bahsediyordum o dönemde. Şimdi %45, %46'dan bahsediyorum. Aradan da 15-20 gün geçti. Para bolluğu da bu nebze. Mevduat faizleri de düşmüş ama faizler 46'ya çıkmış. Bunu açıklayabilen var mı aranızda? Teknik olarak yok. Az önce söylediğim senaryo ile ilerlemesi gerekiyordu. Fakat bankalar geri zekalı değil. Şeytanın ayrıntıda gizli dediğim nokta bu. Bankalar yarın öbür gün %30'la, %35'le vereceği kredinin
geri dönüşünün kendisine kar yazmayacağını düşünüyor. Eğer böyle düşünüyorsa kredi faizlerini artırır. O miktarların altında faizle borç vermez piyasaya. Anlatabiliyor muyum şimdi mevduat faizleri düşerken kredi faizleri niçin yükseliyor? Bankalar geleceğe, gelecekte Türk lirasına, gelecekte enflasyona, gelecekte dolara güvenmiyorlar. O yüzden borçlanma maliyetini bu kadar yüksek sunuyorlar size. Buradan da sizin anlamanız gereken şey, banka eğer geleceğe güvenmiyorsa gelecek karanlıktır. Çünkü banka senden, benden, YouTube'a video çeken diğer ekonomistlerden çok daha iyi biliyor, çok daha geniş görebiliyor. Elinde doneler var, elinde para var, elinde piyasayı yönlendirebilecek güç bile var neredeyse. Ve bu adamlar yarına bu kadar temkinli bakıyor. Bir diğer kritik nokta, borçlanma politika faizimiz %14. %14 ile borç bulabildiğin bir yerde %45 ile %46 ile kredi veriyorsun. Ve insanlar bunu alıyorsa, buna talep geliyorsa düşünün durumu. Bir diğer kritik nokta, bankalar bu kadar paraya nasıl doydu? Ya da biraz daha değişik anlatayım. Bankalar bu kadar paraya doyduysa şayet, bu piyasalarda Türk lirası bolluğu var demektir. O hep söylediğimiz arz talep dengesi hikayesi var ya, arz eğer bolsa fiyat düşer. Talep eğer aynı oranda artmıyorsa şayet. Peki Türk lirasına olan talep aynı oranda artıyor muymuş? Az önce söylediğim hikaye. Yani siz bonus gibi bir kampanya sunuyorsunuz ve insanlar sadece %3 oranında bu kampanyaya döviz bozdurup katılıyor. Bu da demek oluyor ki talep yüksek değil. Peki arz bolsa o emtianın, o ürünün, o herhangi bir şeyin fiyatı ne olur? Düşer değil mi? Peki Türk lirasının fiyatının düşmesi ne demek? Doların yükselmesi demek, euronun yükselmesi demek, altının yükselmesi demek. Buraya kadar hemfikirsek, önümüzdeki dönemde bu senaryonun ne sonuç çıkaracağını aşağı yukarı belirledik demektir. Eğer bana katılıyorsanız, eğer söylediklerin bir anlam ifade etmiyor diyorsanız aşağıya daha anlamlı şeyler yazabilirsiniz mesela. Ben de öğreneyim. Ama maalesef piyasadaki durum bu. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur hikayesi maalesef bir kez daha gerçek olmadığını gösteriyor. Faiz düşüyor, enflasyon düşmüyor. Faiz düşüyor, dolar düşmüyor. Faiz düşüyor, hayat pahalılığı maalesef düşmüyor. Benden yükselecek diyorsun ama ne zaman yükselecek? Ya da ne kadara yükselecek gibi şeyler çok fazla beklemeyin. Genellikle bunları yapmıyorum. Eğer kesinlikle emin değilsem. En son canlı yayında hatırladığım bir şey var. Dedim ki biraz bekleyip göreceğiz fakat benim öngörüm, o zaman dolar 11 lira küsürlerdeydi. Küsuratının miktarını hatırlamıyorum, kusuruma bakmayın. Orada dedim ki muhtemelen bu senaryo önümüzdeki günlerde kısa vadede 13 lira ile 14 lira arasında bir dolar fiyatı bandına gidecektir diye öngörüyorum dedim. Aşağıdaki canlı yayınlardan birinde var, kanalda bakıp bulabilirsiniz. Galiba şeydeydi, başka yerde duyamazsın adlı canlı yayındaydı diye hatırlıyorum. Ben kişisel fikirlerimi söylemiştim. Şu anda o bandın içindeyiz. Onu söylediğim gün işte 11 liralardaydı. 2-3 gün içerisinde 13 liranın üzerine attı. Şimdi de 13.50'ler civarında takılıyor. O yüzden benden tam tarihli, tam miktarlı öngörüler beklemeyin. Ben size genellikle orta vadeli şeyler söylemeye çalışıyorum. Ya da en nihayetinde gideceği yeri söylemeye çalışıyorum. Bu videodan da çıkartacağımız konu, daha önce 2 sene önce söylediğim bir şey vardı. Gemi İtalya'ya gidecek diye. O gemi İtalya'ya gitti. Gemi İtalya'yı geçti. Şimdi başka bir yere gidiyor. Şimdi bu videoda da başka bir şey söyleyeyim. Gemi İspanya'ya gidiyor. Ama ne zaman varır bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden Telegram grubumuza da üye olursanız seviniriz ki bildirimleri size daha kolay ulaştıralım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.